Öncelikle Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk sevdalıları, hoş geldiniz. Beykoz'un Atatürk sevdalıları, hoş geldiniz. Değerli muhtarlarım, hoş geldiniz. Sivil toplum örgütünün başkanları, hoş geldiniz. Kadınlarımız, gençlerimiz, hoş geldiniz. Bugün 100. yıl, biraz coşkulu olma yılı. Hoş geldiniz 100. yılı kutlamasına. Hoş geldiniz. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli Cumhuriyet sevdalıları, kıymetli Beykozlular, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hepiniz Cumhuriyet'in Yılmaz bekçileriyiz. Atatürk'ün emanet olan özgürcü, layık ve demokratik cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bu bayram Türk milletinin en büyük bayramıdır. Biz çok şanslıyız. Türk ulusuna en büyük armağan olan cumhuriyetimizin 100. yılına tanık oluyoruz. Ne mutlu bizlere. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Değerli Cumhuriyet sevdalıları, büyük önderimiz Atatürk olmasa Cumhuriyetimiz kurulamazdı. Atatürk'ün ilke ve devrimleri olmasa Cumhuriyet anlamsız olurdu. Saraya, padişaha biat etmeyen Kuzey milliyetçiler Cumhuriyet'e giden yolda ilk savaşı verenlerdir. Aydınlık meşalesini yakanlardır. Cumhuriyetimizin temeli ulusal yeminimiz olan misak milli sınırları çizildiğinde zihinlerde anlaşılmıştır ki Çanakkale'de destan yazanlar, Sakarya'da, Kocatepe'de, Dumlupınar'da işgalci düşmana yurdun dışına atanlar Cumhuriyet'e giden yolu açanlardır. Cumhuriyetimizin tapusu olan Lozan Anlaşması yapıların en büyük eseridir. Bu eserin başında en büyük uğraş veren ise Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanımızdır. Değerli dostlar, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet yoksulun darbe olanın yanındadır. Cumhuriyet adalet için, hak için, hukuk için kendi kendini yönetmektir. Cumhuriyet halkımızı yalnız bırakıp kendi kaderine terk etmemiştir. Çünkü Cumhuriyet namustur ve biz onu korumaya, namusumuzu korumaya almıştık.
Cumhuriyet halkı yalnız bırakmamıştır. Cumhuriyet gücü Türk milletine öncelikle onurlu yaşamayı, ahlaklı olmayı, zenginlik olarak göstermiştir. En iyi koşullarda çalışıp üretmenin ve hak aramasının erdemini Cumhuriyet'te görüyoruz. Cumhuriyet fikir özgürlüğüdür. Barışı ve bir arada yaşamayı ilke edinmiştir. Kula kulluk etmemiştir. Cumhuriyet, çünkü Cumhuriyet hukukun üstünlüğüdür. Cumhuriyet ağadan, paşadan, yedi düvel düşmandan korkmamıştır. Cumhuriyet her türlü baskıya, saltanata karşı çıkmıştır. Çünkü Cumhuriyet halka armağandır. Cumhuriyet halk için, halk için, halk için kurulmuştur. Cumhuriyet padişahtan, saraydan aldığı yetkiyi bizzat halka vermiştir. Okuma yazma bilmeyene okuma yazma öğretmiştir. Cumhuriyet tarihte bilime ve teknolojiye önem vermiştir. Cumhuriyet ülkenin geleceği olan gençlerimize emanettir. Durun şu gençlerimizi. Neredesiniz sayın gençlerim? Durun gençlerimizi. Yüzüncü yıldayım sayın gençler. Durun sizleri. Cumhuriyet sizlere emanet, sizlere. Cumhuriyet kadınlarımıza emanet. Kadınlarımıza. Neredesiniz kadınlarımız? Cumhuriyet halktır, halk. Cumhuriyet halkın içinde yaşamaktır. Cumhuriyet her türlü karanlıktan, kirli emellerinden kurtarıp ileriye taşıyacak olan bizleriz. Biz Atatürk ve silah arkadaşlarına, cepheye mermi taşıyanlara, gizlice silah kaçıranlara, kurtuluş uğrunda kınalı kuzularını askere gönderenlere, aziz vatanımıza minnettarız bu askerlerimize. Mustafa Kemal asker önderliğinde şehit, gazi, kahraman olan askerlerimize şükranlarımızla borçluyuz. Onların değerini bildiğimiz için Cumhuriyet'in 100. yılında buradayız. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet sevdalısınız. Değerli Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları, Cumhuriyet halkçılıktır. Çünkü toprakta, sokakta, fabrikada ve hizmet binalarında halk söz hakkı yapılmıştır. Cumhuriyet hak, hukuk ve adalet diyerek hakkını gözetmiştir. Köylü çocuklarından kaymakam ve vali çıkartmıştır. Cumhuriyet devletçiliktir. Çünkü sermayeyi ülkenin ve aziz milletin gelişi için kullanmamıştır. Yarattığı kaynakları vatandaşa aktarmıştır. Cumhuriyet milliyetçiliktir. Çünkü asırlardır süregelen kültür birliğiyle her zaman bir arada olup bölünmeden yaşamayı, üzüntüde, sevinçte benzer hisleri taşıyan örnek bir millet olmayı ilke kılmıştır. Cumhuriyet laikliktir. Çünkü inanan ve inanmayan diye ayırmamıştır. Kutsal değerleri çıkarlarına alet etmeden beraber yaşamanın güzelliğini savunmuştur. Laik Cumhuriyet bilimi ve aklı bize miras bırakmıştır. Cumhuriyet devrimciliktir. Çünkü değişen ve değişen dünyada değişime kapalı olmayan, özgürce sorgulayan, boyun eğmeyen insan için çabalanmıştır Cumhuriyet. Ve bu değerleri bize Mustafa Kemal Atatürk kazandırmıştır. Cumhuriyet kanla, kültürle kurdu. Onu saltanatlara, onu Cumhuriyet düşmanlarına kesinlikle ve kesinlikle bırakmayacağız. 100. yılımız, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. En güzel bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatanlara selam olsun.
Şimdi dostlar, şu telefonlarınızı bir çıkartın. Işıklarınızı bir yakalım. Hep birlikte 10. yıl marşımızla birlikte eşlik edelim. Havai fişek gösterilerimizle. Lütfen telefonlarınızı bir çıkartın. Işıklarını yakın. Kula değil yüreğime sor beni.